Dün de benzer bir itirafı gördük. Haberimizde de altını çizdik. Bütün belediyelere eşit miktarda gitmesi gereken paranın gittiğini söyledi ama bir sonraki cümlesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan kurum döneminde çalışmalar hızlanacak dedi. Bir anlamda da o engelleme itirafı da geldi Cumhurbaşkanı'ndan o mitingde. Şimdi bunu soracağım ama o zaman tam bu noktadan Cumhurbaşkanı sahada... Ama isterseniz önce bu konuya bir açıklık getirelim mi? Yani bakın, belediyelere yapılacak katkı yasalarla bellidir. Bunu zaten kesemezsiniz. Ha ama şunu diyebilirsiniz, ya ben anayasayı bile dinlemiyorum ki. Bunu niye uyguluyorum? Ama bunu da şöyle yapıyor. Ne yapıyor mesela? Hatta yeni bir kitaba bakıyordum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediye başkanı iken yaptığı bir konuşma var. Ya diyor ki bize haber vermeden paramızı kesiyorlar. Günaydın Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne haber vermeden bir kalemde 20 yıldır kesilmeyen paraları bir kalemde kestiler. Örnek mi? İşte atıyorum Belediyeler Birliği'ne borcu. Örnek mi? Kalkınma Ajansı'na borcu. Daha önce hiç dokunulmamış, sonra bir kalemde kesildi. Örnek mi? Bakın, metro finansmanı, hele dış kredi ise ya da kredi ise sadece metro için kullanılır. Ve bunu başka amaçla hiç kimse kullanamaz. Ama merkez yönetim ne yaptı? Gitti Vakıflar Bankası. O zaman hesaplar oradaydı. Vakıflar Bankası'na gitti. Metronun dövizle olan kredisini TL'ye çevirdi. Hiç İBB'nin haberi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin haberi yok. Bu tabii Ekrem Bey geldikten sonraki uygulama. Ve 600 milyon lira oradan aldı, bir müteahhide ödeme yaptı. Tamamen hukuk dışı. Zaten yargı da gecikmeli olarak bu konuda kararını verdi. Ve belediyeyi haklı buldu. Niye bunu yaptınız? Bakın metro, Sayın Ekrem İmamoğlu da zaman zaman bunu ifade ediyor. Metroyu bir Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Belediyenin parasıyla yapıyor. Sonra da o parayı geri alıyor. Daha önce 10 yılda 20 yılda geri aldığı parayı 10 ayda geri almaya başladı. Bir şey daha yaptı. Ekrem İmamoğlu geldikten sonra metro gelirinden tahsil edilen ve kesilen parayı tam 3 katı arttırdı. Ekrem İmamoğlu geldikten sonra. Zaten şimdi bunlar merkezi hükümet eliyle oldu. Burada sorun. Sonra kaynak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye meclisinde, güç Cumhur İttifakı'nda. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taşınır taşınmaz o kadar çok kıymetli kaynağını, malını, mülkünü aldılar, AK Partili belediyelere verdiler ki. Bunlar ne? Yani Cumhurbaşkanı, belediye başkanı olduğu dönemde olsaydı vallahi yeri yerinden oynatırdı. Şimdi bunu söylüyor. Vermek zorundasınız. Veriyorsunuz da ama öbür taraftan yine hiç haber vermeden kesiyorsunuz. Metroları da biz yaptık dedi Cumhurbaşkanı. Dünkü mitingde metroları da biz yaptık dedi. Yani metrolar da burada. Şimdi bakın, bu şöyle bir şey. Yani o zaman Sayın Cumhurbaşkanı mesela Sözen'in hemen hemen bitirdiği metroyu birkaç yüz metre ilerletince kurdeleyi kesmişti. Sözen'in yaptığını mı söylemişti? Ya da Sözen mi? Şimdi bakın, devamlılık var. Yani ben 45 yıldır gazeteciyim ve bürokrasiyi, siyaseti çok yakından izliyorum. İnsanın gülmesi geliyor cidden. Bir mevcut bir iş başlamış, durdurmanın anlamı yok. Devam ediyor. Ama siz ne yaptınız? Ekrem İmamoğlu gelmeden 2 yıl önce bizzat kendi belediye başkanınız bu metro inşaatlarını durdurdu. Durdurdu ya. Durdurdu. Bütün belgeleri ortada. Ekrem İmamoğlu geldi, başlattı. Ha %10'unu sen yapmıştın, %3'ünü senin döneminde bitmişti, %70'i senin... Bunları da söylüyorlar zaten. Ama senin durdurduğun metro yatırımlarını bu insan başlattı ve bitirdi, birer birer hizmete açtı. Şimdi birdenbire Ekrem İmamoğlu geldikten sonra metronun çok önemli olduğunu fark ettiler. Ve bir metro üretme yarışına giriştiler. Bu güzel ama yetmez, ben size söyleyeyim. Şimdi Murat Kurum diyor ki önümüzdeki 5 yılda 350 kilometre metro yapacağız. Ne kadar güzel. Vallahi ben seviniyorum İstanbul adına. Ama 25 yılda kaç kilometre yaptınız? 120 kilometre yaptınız. 25 yılda. Ya yapılabiliyorsa niye yapmadınız? Ekrem İmamoğlu geldi, 67 kilometreyi bitirdi. Vay efendim,
O bitirmedi, biz bit. Nasıl bitirecek? Ha diyor, başlayacak, planını yapacak, fizibilitesini yapacak, temelini atacak, sonra aynı dönemde. Ya metro inşaatları böyle olmuyor. Hepsi biliyor. Yeni önerileri de var. İşte Beylikdüzü metrosu yok, Hızlıray projesi, bunlar da Cumhurbaşkanlığı programına girmek için bekliyor. Onay bekliyor yani. Şimdi bunlar hemen bir günden iki güne olan şeyler değil. Bir de tabii ki yapılmış fizibiliteler var, yapılmış projeler var. Bunların bitmesi gerekiyor. Yani bunun hiçbir izahı yok. Yani biz yaptık falan diye ortaya çıkmanın bir anlamı yok. Bitirdi ve açtı. 2-2 daha 4. O milyonlar da kullanıyor. Hangi dönemde bittiğini de biliyor. İstanbul'un metro ihtiyacı en az 1000 kilometre. 25 yılda ne yaptınız? Yapsaydınız, yapılabiliyorduysa. Bakın, her 5 yılda bile 67,5 kilometre açsalardı bugün İstanbul'un ulaşım sorunu ciddi ölçüde çözülmüş olacaktı. Yapmadınız çünkü istemediniz. Başka bir şey yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Metro ile ilgilenmiyorsunuz. Hatta oranın ulaşımı ne olacakla ilgilenmiyorsunuz. Yol aynı. Dikiyorsunuz yüzlerce katlı binalar. Peki ama buranın trafiği nasıl olacak? Boş ver, orası önemli değil. Bakın geçen gün... Trafiği bitireceğim diyor Murat Kurum. Ya Bahçeşehir ilk kurucu belediye başkanıyla karşılaştım. Bana dedi ki, Şükrü Bey dedi, biz burayı ilk kurduğumuzda 250 bin nüfusa göre kurduk. Emin ol dedi, yollarında mollarında hiçbir değişiklik yok. Ama şu anda nüfus 1 milyon 250 bin. Bunu nasıl yaptı? Bunu AK Parti iktidarı ve AK Partili belediyeler yaptı. Murat Kurum, trafiği halledeceğim diyor. Ben çözeceğim diyor. Ya nasıl çözeceksin? Sen değil misin? Bütün İstanbul'da işte 200 küsür tane gökdelen yapıldı. Yarıdan fazlası neredeyse Murat Bey döneminde onaylanmış, imza verilmiş. Şişli'de, ben hep örnek veriyorum. Lütfen Şişli'de yaşayanlar ya da oradan geçenlere söylüyorum. Hemen Şişli Belediyesi'nin binasının arka tarafında, yani E5 tarafında bir gökdelen yükseliyor. En az 200 metre. Karşıda boş bir arsa vardı. Burası rezerv alan olması gerekirken oraya da bir başka bina dikiyorlar. Yine onunla aynı. Yani yolun bir tarafında bir gökdelen çıkacak, öbür tarafı. Ama yol aynı yol. Ve gidin saat 5'te 6'da orası zaten tıkanıyor. Buraya bir saat içinde binlerce araç girip çıkacak. Murat Kurum nasıl izin verdin Allah aşkına? Kimse izin verdi buna. Nasıl çözülecek burada trafik sorunu? Nasıl sorusuna sorusu sorulmuyor efendim. Yani röportaj yaptığı gazeteciler, tırnak içinde söyleyelim, onlar sormuyor bu soruyu. Şimdi müsaade ederseniz ben biraz önce konuştuk ya, o konuya özellikle dönmek istiyorum. Çünkü bu önemli. Şu 17+1 meselesi ya, Ekrem evet. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu konuyu sürekli olarak gündemde tutuyor. Dün de gündemindeydi ve Ankara'dan toplanıp geldiler, topunuz gelin dedi. Kısaca bir kulak verelim, o ses hatırlayalım. Sonra buradan bunu konuşmaya devam edelim. Beylikdüzü nereden nereye, değil mi? Vallahi bugüne kadar bir Ankara'dan toplanıp gelenler vardı biliyorsunuz. Bakanlar gelmişti. 10-16 dediler, 17-18 bilemiyorum ama en azından bugün 17+1 oldular. Bugün evet, doğru, kabine topunuz gelin diyelim. Doğru söylüyor. Tamam, Beylikdüzü Spor da geldi. Güzel. Evet, işte bu açıklamalar, 17+1 topunuz gelir, siz hepiniz ben tek gibi böylesi evet. Açıklamaları duyuyoruz. Ben şunu soracağım şimdi, iptal edilen İstanbul seçimlerinin sonrasında yenilenen seçimde oluşan havayı, atmosferi anlattınız, biraz önce hatırlattınız. Şimdi benzer bir havanın ben oluşmakta olduğunu görüyorum sosyal medyada. Sizin de böyle bir gözleminiz var mı? Yok, ben de buna katılıyorum. Aslında sahada çalışma yapan insanlarla görüşüyorum. Bunların da söylediği o. Yani özellikle AK Parti seçmeninde ciddi bir rahatsızlık var. Ve de kabine ortaya çıktıkça, Cumhurbaşkanı daha görünür oldukça, ister istemez bu seçmen de diyor ki iyi güzel de ama siz ne yaptınız? Yani bugün işte emeklinin halini hiç konuşmama gerek yok. Zaten hep konuşuyoruz. Ama ortada çok ciddi gerçekler var. Bakın, Türkiye enflasyonda dünya şampiyonu.
Ya faizci bir hükümetimiz var artık. Hani NAS dediler. %9'la bir sürü iş adamına kamu bankalarından kredi verdiler. Mesela bir kere bunu bilmek istiyor bu AK Parti seçmeninde. Kimlere verildi? Çünkü bu çok ciddi bir servet aktarımıydı. Yoksulların aleyhinde. Şimdi yoksulların milli gelirden aldığı pay 10 puan düştü. Ama varsızlarınki arttı. Cumhurbaşkanı diyor ki ya diyor 10 bin lira yapsak diyor işte 1.4 trilyon lira gerekiyor. Yok diyor böyle bir kaynak. Pardon, kur korumalı mevduat kime verildi? Bundan daha fazla. Dövizi olana verildi. Yani zengine verildi. Şimdi yine oraya, parası olan faizden tabii, para kazanıyor. Aynen, faizden para kazanıyor, yoksul hep kaybediyor. Enflasyon yoksulun düşmanıdır. %70'ler, TÜİK rakamları %70'lere yaklaştı. Ama yaşanan, bakın bugün bile anket var. AK Partili seçmende toplumun büyük ekseriyeti hissedilen enflasyonun %100'ün üstünde olduğunu söylüyor. Faiz almış bir başını gitmiş. Bakın gıda enflasyonu. Bütün dünyada düşüyor biliyor musunuz? Gıda enflasyonu. Bir tek Türkiye'de yükseliyor. Artıyor. Hem de Türkiye gibi bir ülkede. Şimdi bütün bunlar ortada. Atıyorum 2022 çok değil. 2 yıl önce Cumhurbaşkanı ne dedi? 2022 en parlak yılımız oldu. Batı batıyor. Ama biz en güçlü ülkeyiz dedi. En parlak yıldımız mı oldu? Bakanlar çıktılar demediler mi? 6 ay sonra gözünüzü açtığınızda üf enflasyon nasıl olacak? Şimdi de Haziran'ı bekleyin, seçimden sonra enflasyon nasıl düşecek? Ya baz etkisiyle belki düşebilir de düşmüyor. %29'da enflasyonu aldınız. 2002'de bugün enflasyon %100. 2013'te Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon dolardı. Aradan 10 yıl geçti, hala 1 trilyon dolar. Yani bu ülkeye duraklamayı yaşattınız. Hatta yetmez, nüfus arttığına göre gerilemeyi yaşatıyorsunuz. Bakın Bilge Hanım, Türkiye her 10 yılda bir 3 katı büyüdü. Bu iktidar gelene kadar. Geçmiş 79 yılda. Sayın Cumhurbaşkanı bir kez dedi. 20 yılda Türkiye'yi 3 kat büyüttük diye. Bir daha da söylemedi. Çünkü bu açık itiraftı. Her 10 yılda bir 3 katı büyüyen Türkiye, üstelik konjonktürün çok da uygun olduğu, gelişmekte olan ülkelere paranın aktığı, özelleştirme, ya o zamanın parasıyla 60 milyar dolar, çok büyük bir para. O işte 79 yılda yapılanlar. Bunları sattınız ve Türkiye'yi 10 yılda bir 3 katı büyütmediniz, 20 yılda bir 3 katı büyüttünüz. Korkunç bir şey. Peki neyin bedeli? Bütçe geliri sadece 3,5 trilyon dolar. 3,5 trilyon dolar. Şu yap işlet devletler, işte kamu özel işbirliğini de hesaplarsanız, özelleştirme gelirlerini de koyarsanız 4 trilyon dolara yakın. Peki önceki 79 yılda harcanan ne biliyor musunuz? 750 milyar dolar. Şimdi diyorlar ki ya bizde işte darbe oldu, yok etrafımızda savaşlar var, yok deprem var. Pandemik yaşandı. Pandemi. Pardon, o söylediğim 79 yılda her 10 yılda bir 3 katı büyüyen Türkiye'de neler yaşandı? Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. 1929 buhranı, İkinci Dünya Savaşı insanlığın en büyük dramıdır. Büyüme %-10'larda falan gerçekleşmiştir Türkiye'de. Sonra dolar benzin 1 dolardan 36 dolara yükselmiş. Ya Kıbrıs Savaşı'na girmiş bu ülke. Ülkenin kendisi savaşa girmiş. Defalarca darbe olmuş. Çok büyük depremler olmuş. Ona rağmen her 3 yılda bir 10 katı büyümüş. Sen bugün bunlar var. Beteri oldu daha önce. Bakın hep mazeret üreten. Bir de hep suçu başkasına atıp. Gayet net. Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kaparsa bu Hazreti Ömer'den sorulur. Ama bu ülkede 20 yıldır hiçbir kapılan kuzu AK Parti'den sorulmuyor. Bir tek AK Parti'den sorulmuyor. Hala engelleme diyor. Hala bakın CHP diyor. Hala o diyor, dış güçler falan. Hayır efendim. Senden sorulur. Bugün enflasyon yüksekse bilerek ve isteyerek bunu sen yaptın demedin mi? Ben baş ekonomistim. Tabii. Ve ben biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. İşte NAS var dediniz. %9'du, bugün %50 faiz. Dünya dördüncüsü.
Yani getirdiğiniz... Dünya 5'ten büyüktür. Ama ülkeyi getirdiğiniz nokta bu. Bunun mazereti yok. Bunu AK Parti seçmeninde görüyor. Ve bence bizim de görevimiz bunu anlatmak. Evet. Yani şu düşünceyi ben, ya işte AK Parti seçmeni çok ideolojik davranıyor, oy veriyor, işte vazgeçme. Hayır, yaşıyor ya, yaşıyor. Yani bu adaletsizliği görüyor. Bakın, dolaylı vergiler şampiyonu Türkiye. Dolaylı vergi ne demek? 1 Nisan'dan sonra çok acı bir reçete bizi bekliyor. Onlar da dolaylı vergiden geliyor. Nereden geliyor? İşte özel tüketim vergisi falan. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülkenin en zengini araba alırken, işte kahve içerken, simit alırken, domates alırken aynı vergi oranını veriyor en yoksuluyla. Dolaylı vergi bu. Vergilerin %70'i. Bu konuda da dünya şampiyonuz. Hani yoksulluğu yok etmek üzere gelen bir AK Parti değil mi? E o zaman dolaylı vergileri düşürseydi, çünkü dolaylı vergi yoksulun ikinci düşmanıdır enflasyondan sonra. Ve de haksız bir servet transferidir. O nedenle çalışanın, yoksulların aldığı pay, milli gelirden aldığı pay AK Parti iktidarında 10 puan düşmüştür zenginin lehine. Bunlar Türkiye'nin gerçekleri ve bunu da insanlar ya. Ha, bir miktar tabii ki nemalanan var ama onu da en iyi AK Parti'nin o yoksul seçmeni görüyor. Evet. Bunların bir reaksiyonu var. Yani bu konuda tabii çok örnek var da. Tabii bu sorunlar yumağının içerisinde, şimdi az önce de konuştuk, arkadaşlarım ekranlara da getirdim. Bakanlar da görevinin başında keşke bu sorunlarla mücadele etseler diye soruyor yurttaş. Elbette, elbette, elbette. Özür dilerim, oraya geleceğim. Yani devletin kurumları bununla ilgilenmesi gerekiyor. Bu sorunları çözmesi gerekiyor ama hayır. Onlar varsa yoksa Ekrem İmamoğlu'nu nasıl deviririz noktasında. Ama yani olmuyor. Bu ayrıca da dediğim gibi ister istemez seçmene madem bütün devlet ortada, o zaman devlet ne yapıyor? Hükümet ortada, kabine ortada. Peki kabinenin uygulamalarını, işte kabinenin uygulamaları da bunlar. Ya Allah aşkına ya. Murat Kurum geçen gün diyor ki, bakın cidden bunu konuşuyor. Ekrem İmamoğlu istifa etmeli. Ben olsam istifa etmeli. Niye? Metrobüs durakları çok kalabalıkmış. 5 yıldır Ekrem İmamoğlu belediye başkanıymış. E ya üstad, 5 yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ydı. Daha önce TOKİ'de ve Emlak Konut'ta en önemli görevlerdeydin. Görevin neydi? Bütün 2006'dan beri görevin ne? Şehirleri depreme karşı dirençli hale getirmekti. Ya deprem oldu, 50 bin insanımız öldü ya. Ya sel oluyor, insanımız ölüyor. Ya hala senin verdiğin ÇED raporu altında imzam var. İşçiler hala heyelanın altında. Sen ne zaman istifa edeceksin? Aksine bırak. Ya Allah'tan Japonya'da yaşamıyoruz ha. Onu bırak. İstanbul'a belediye başkanı adayı oluyorsun ya. Yapılıyorsun. Ya inanılmaz bir tablo ya. Sonra da çıkıp diyorsun ki Ekrem İmamoğlu metrobüs durakları kalabalık, istifa et. Kalabalığın nedir de sensin? Attığın imzalar. Dediğim gibi Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kaparsa Hazreti Ömer'den sorulur ama bir tek AK Parti'den sorulmaz. Şunu soralım, İstanbul'u farklı kılan ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul için bu ısrarı neden? Hep baktığımızda şimdi bir yerel seçime gidiyoruz. Evet. Aslında belediye yöneticilerini belirleyeceğimiz bir seçim ama İstanbul'da seçim diğer bütün şehirlerden farklı ilerliyor. Burada bir genel seçim havası var. Geçtiğimiz günlerde Bekir Ağar'da da Oksijen'de yazmıştı. Şöyle bir soru sormuştu mesela. Bu genel seçimin tekrarı mı bu seçim? İstanbul seçimi yoksa geleceğin habercisi mi? Siz İstanbul seçimini nasıl yorumlarsınız? Nasıl tarif edersiniz? Ya öncelikle bir şey daha vurgulamak isterim. Bakın, istemek lazım. Bir şeyi güzelleştirmek, iyileştirmek istiyorsanız bunu gerçekten istemek lazım. Yani isteseydi, eğer 350 kilometre metroyu yapabiliyorsa, 650 bin konutu yeniden yapabiliyorsa 5 yılda, bundan önceki 25 yılda hem de 20 yılı hükümetle beraber bütün bunları yapardı ama istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü amaç o kenti dirençli hale getirmek değil. Amaç rant ne kadar yaratırım, buradan ne kadar nemalanırım mantığı. İnan ki böyle. O nedenle İstanbul'a bakış farklı. İstanbul'a hep şu anlayışla bakılmış. Taşı toprağı altın, biz bundan niye yararlanmayalım? Yoksa sorun çözümü odaklı değil. Ekrem İmamoğlu söylüyor, dönüştürülen bir tane konut yok kendisinden önce. Bir tane dönüştürülen konut yok. Bugünkü 650 bin rakamındaki gerçekleşebilir bir rakam değil. Yani Ekrem İmamoğlu yapma demiyor, yapamazsın diyor. Çünkü ne diyor?
Kiptaş eliyle yapacağım. Ya Kiptaş'ın 20 yılda ürettiği konut sayısı kaç biliyor musunuz? 20 yılda. 5 yıl. Ekrem İmamoğlu dönemi gerisi şeydi. 70 bin. 70 bin. Nasıl yani 350 bini Kiptaş eliyle 350 bini şöyle. Bakın istemek lazım. İstemiyorsun. Tek isteğin var. Buradaki oluşan rant nasıl daha fazla geliştirilebilir? İşte Ekrem İmamoğlu yine söylüyor. Doğru. Bir tane rantsal imarın altında imzası yok. Bu çok önemli bir şey. Peki imar planını AK Partili belediyeler ya da son 5 yılda Şehircilik Bakanlığı kaç kez değiştirdi? Yüzlerce kez. Hepsinin de amacı neydi? Rant. Mesela Kanal İstanbul ne? Yine rant. Askeri alanlar, ya dendi ki buraları alacağız, rezerv alanlar yapacağız. Askeri alanların %45'i sadece lüks konut üretimi için kullanıldı. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü konut alanlar için. Evinin dönüştürülmesi gerekenler yine yaya bırakıldı. İstemek lazım. İstemiyorsun, istediğin tek bir şey var. Bu kentin müthiş bir rantı var. Ayrıca bu kentin belediye bütçesi de güçlü ve yüksek. O nedenle burayı ben yönetim. Tabii bunun yanında dünya çapında bilinen bir kent. Burada seçimi kaybetmenin oluşturacağı algının da farkında. Ama asıl neden bana sorarsanız bu kentin adaletsiz bir şekilde rant dağıtımını sürdürmek. Peki asıl korkulan, bu da bir soru olabilir. İstanbul'u kaybetmek mi yoksa Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybetmek mi? Bu konuda ne dersiniz? Yani İstanbul'u kaybetmekle Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybetmek iç içe geçmiş bir tablo. Çünkü Ekrem İmamoğlu kendilerinin de bu kadar yoğun bir şekilde hedefte tutmaları nedeniyle İstanbul'la özdeş bir hale geldi. Her ikisi de iç içe geçmiş durumda. O nedenle kendileri için tehlikeyi hem İstanbul'u kaybetmek hem de Ekrem İmamoğlu'nun kazanması olarak görüyorlar. Ama söyleyeyim, yani bu çabalar pek bir sonuç verecek gibi görünmüyor. Sonuçta seçmen sandığa gidiyor ve kurum mu Ekrem İmamoğlu ikilemi içerisinde. Bakıyor Ekrem İmamoğlu 5 yılda ne yaptı, hangi imkanlarla? Kurum 5 yılda ne yaptı, bu kente ne yaptı mesela? Bırakın Türkiye'yi, ki Türkiye'de yaptıkları da ortada. İşte dediğim gibi hangi kenti depreme dayanıklı yapmış? Şimdi AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesine bakın Bilge Hanım. Diyor ki, temel kuruluş felsefemiz dirençli kentlerdir. Depremde can kaybı olmayan bir ülke. Bunları vaat ediyor. Ve de bunları ta 2002'den beri ilkesel olarak benimsediklerini söylüyor. Peki elimizi vicdanımıza koyalım ya. Hangi kenti dirençli hale getirdiler? 1999 depremi ardından geldiler. İstanbul'a ne yaptılar? Bakın tekrar söylüyorum. Dönüştürülen, Kiptaş eliyle dönüştürülen bir tane konut yok. TOKİ son 5 yılda İstanbul'da 8500 konut yapmış. Bunların çoğu da dediğim gibi şey amaçlı. Yani gelir getirme amaçlı. Kiptaş 11.500'ü geçti. Ha, yetmez tabii. Ama bu dirençli kent dediğiniz konu sadece belediyenin de konusu değil. Bütün kamunun el ele birlikte, özel sektörün, bankaların, vatandaşın ciddi bir koordinasyon içerisinde bu sorunun çözülmesi lazım. Buna yaklaşılmıyor. Yani bir kere belediye tamamen devre dışı bırakılıyor. Ya eğer Murat Kurum bu kente bir yararlı bir şey yapmak istiyorsa, mesela Şehircilik Bakanlığı'nda bekleyen İBB projelerine onay verdirmeli. Cumhurbaşkanlığında bekleyen İBB'nin metro yatırımlarına, işte metrobüs alımlarına onay vermeli. Yok öyle geleceğim. İşte 125 kilometre. Hala bekleyen var değil tabii mi Cumhurbaşkanı'nın masasında? Şimdi zaten İmamoğlu geçtiğimiz günlerde demişti ki bu seçim artık... Aslında onaylasa İstanbul, şöyle evet, de iyi olur. Eğer kazanacağına inanıyorsa bence onaylatır. Niye? Çünkü zaman kazanacak ama o da inanmıyor kazanacağına. Yani bu da tersten bir bakış. Eğer kazanacağına inansa aman Cumhurbaşkanım hemen önünüzü imzalayın çünkü ben gelir gelmez bunları hemen başlatacağım demesi lazım. Yani tekrar bir süreci işletmesine gerek yok. Ama o da biliyor kazanamayacak, onun için imzalatmıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu seçim İstanbul seçimini geçti, bu artık bir anlayış sorunudur dedi. Yani anlayış farklılığıdır dedi ve bu seçimin neden önemli olduğunu anlattı. Şimdi bu noktada artık son 6 günün içerisindeyiz.
önceki dönemde yani AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 147 kez denetlendiğini söyledi. Evet, İmamoğlu. Bu çok önemli bir rakam. İstanbul yani İmamoğlu döneminde tam 1019 kez evet. denetlendiğini evet. söyledi. Şimdi o sesi kısaca duyalım mı arkadaşlar? Buradan bu yola önemli. Çıkıp gerçekten bunu biraz konuşmak isteriz. Duyalım Ekrem İmamoğlu neler söyledi. Belediye yaklaşımı. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edeceksiniz. 1017 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız. Hiçbir şey bulamayacaksınız. 5 gün kala, seçime 6 gün kala kumpasla, yalanla, iftirayla bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın. İşte böyle söyledi. 5 yıllık dönemde açılan soruşturmalara tepki gösterdi. Hadi oradan işinize bakın dedi. Çok çok önemli. Şimdi iftira ve kumpas siyasetini gördük geçtiğimiz günlerde. Şunu da merak ediyoruz. Önümüzdeki 6 gün içerisinde daha acaba yeni kumpaslar mı göreceğiz? Yani her şey olabilir ama bu saatten sonra bunların AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın istediği yönde sonuç vereceğini düşünmüyorum. Aksine bunlar seçmende tepki topluyor. Bu rakamlar gerçekten çok önemli. Bakın çok. Geçmiş 20 yılda da Sayıştay'ın uğramadığı, vergi müfettişlerinin uğramadığı belediyeye Sayıştay, vergi müfettişleri, İçişleri Bakanlığı müfettişleri yağmur gibi geldiler. Yani Bilgi Hanım, 30 milyar lira o günün parasıyla, 30 milyar liralık 34 tane yolsuzluk dosyasına İçişleri Bakanlığı el koydu. O dosyalarla ilgili hiçbir işlem yapılmış değil. Ama bir bakıyorsunuz muhalefetle ilgili bir suçlama varsa aman tanrım 3 günde savcılar artık şeyleri falan da toplamaya başlıyor. Sanıkları, tanıkları, şüphelileri, herkesi müthiş bir hız. Ama iş buraya gelince hiçbir şey yok. Yani bu ülkede örneğin bir önceki İçişleri Bakanı İstanbul'a karargah kurmuştu Ekrem İmamoğlu seçilmesin diye. Kaybedince de çok ağladığını söylemişti. Dün yeniden kameralara yansıdı efendim. Evet, ağladığını söylemişti. Arkadaşlarım onu da ekranlara getirsinler. Ağladığını söylemişti. Bu sonra, seçimde de görev başında. Evet. Sonra seçim iptal edilince bütün bakanlar yine İstanbul'a biliyorsunuz akın evet. ettiler. Ve yine kaybettiler. İçişleri Bakanı sürekli ağlıyordu. Aslında bence söyledi çünkü hala ağlıyorum diye. O İçişleri Bakanı İstanbul'a aday olmalıydı. Yani onun hakkıydı AK Parti açısından ama böyle bir parti haksızlık yaptı. Bence Sayın Süleyman Soylu İstanbul adayı olmalıydı. Çünkü çok üzülmüştü Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasına. Bakın hemen bunu söylemişken mesela Ekrem İmamoğlu'nu mahkum ettiler. Ahmak evet. sözü nedeniyle. Peki bu sözü ilk kim söyledi? Süleyman Soylu söyledi değil mi? İçişleri Bakanı olarak Ekrem İmamoğlu'na söyledi. Ekrem İmamoğlu kim? Kamu görevlisi. Ekrem İmamoğlu niye mahkum edildi? Kamu görevlisine hakaretten. Peki İçişleri Bakanlığı ile ilgili suç duyurusu var. Biz duyduk mu bir şey? Ne oldu o davanın ya? O niye sonuçlanmıyor? Ya da yine Süleyman Soylu ne dedi? Bir siyasetçi binlerce dolar mafyadan para alıyor dedi. Ben dedi bunu hemen savcılığa bildireceğim. Şu anda niye savcılar? Hadi geçtik. Niye ya da o gün? Hemen bugün harekete geçen bazı iddialar üzerine hemen harekete geçen savcılar. Hop bir saniye ya. Bu parayı kim almış diye. Niye soruşturma başlatmadı? Niye kendinden harekete geçmediler? Bakın bunlar hep adaletsizlik. Ya bu ülkede bir bakan görevinden alındı. Niye biliyor musunuz? Yani Tayyip Erdoğan aldı görevden. Kendi şirketine o bakanlıktan ihale verdi diye. Bu suç, açık suç. Peki nerede savcılar? Niye harekete geçmediler? Herkesin gözünün önünde olan bir olay. Niye böyle bir davayla karşı karşıya değiliz? Hayır ama bu ülkede devlet adaletsizliği bu hükümet döneminde kendisine kural haline getirmiş. Çok yazık. Bu devleti de yıpratan bir süreç. Ve bunun iktidar üzerinde de etkisi var. O seçmen üzerinde de bu anlamda çok can yakıcı bir etki yapıyor. Yani dün o meydanda kalabalık yoksa bir nedeni de burada aramalı Cumhurbaşkanı. Ve de bu politikaların değişmesi lazım. Evet.